Vay be, bu mudur? Ulan neler hayal ettim, nasıl oldu? Birazdan hepsini anlatmış olacağım size. Oğuzhan Uğur ilk bölümdeki konuğum ve beraber arazi olduk. Dedim ki hadi gel beraber iş yapalım. O beni yanlış anladı ve çiş yaptı. Evet, yanlış duymadınız ve yanlış görmüyorsunuz. Şu anda elimde görmüş olduğunuz bu şişenin içindeki Oğuzhan Uğur'un ürik asiti. Çünkü doğa dostu bir adam, doğayı seviyor. Tam bir kampçı, kunduz, panda. Doğada hiçbir şeyini bırakmadı. Geldi burada benim elime bıraktı. Bakalım nasıl başlamış o gün. Şahane bir sabah, nefis bir başlangıç. Hadi bakalım, gazamız mübarek olsun. Herkese merhaba. Bugün hayatımın geriye kalan kısmının ilk günü. Hani öyle derler ya, bugün benim için çok özel bir gün, heyecanlı bir gün. Çünkü yayıncılık hayatımda, programcılık hayatımda yepyeni bir sayfa açılmakta. Bunu sizinle paylaşmaktan gurur duyuyorum. Heyecanlı mıyım? Evet, heyecanlıyım. Bugün YouTube'da yapmak istediğim ilk programın ilk bölümünü çekeceğiz ve ilk konuğumu almak üzere şu anda Boğaziçi Köprüsü'nden, birinci köprüden karşıya geçiyorum. Dur bakalım neler olacak. Çok uzun zamandır hayal ediyordum. Bugün de bir nevi işte hayalimi gerçekleştirmiş oluyorum. Babala TV'de. Neden Babala TV? Çünkü kendi kanalımız. Güzel çocuk Oğuzhan bugüne kadar dişiyle, tırnağıyla, emeğiyle bir yere getirdiği Babala TV'yi bizim bir vesile, arkadaşlığımız, dostluğumuz, abi kardeşliğimizden sonra ortaklaşa bir masanın etrafında dedik ki ya buraya kadar yalnız geldi, bundan sonra yalnız gitmesin istiyorum dedi. Biz de ayıpsın Oğuzhan dedik. Yani artık kendi programlarımı kendi kanalımızda yapmış olacağım. Programda ilk bölüm konuğu Oğuzhan Uğur. Kampa gideceğiz. Daha önce hiç kampa gitmedi Oğuzhan, biliyorum. Hoşlanıp hoşlanmadığını da bilmiyorum. Kurt mu çıkacak, oramdan buramdan öcük böcük mü girecek? Muhtemelen merak ediyor. Tam teçhizatım, güzel yemek yapacağım. Gecede kalacağız. Yarın tekrar adrese teslim. Bakalım bir arayayım. Aradığınız kişi şu anda telefona cevap veremiyor. Oh, gelmiyor kampa. Alo. Abi. Küçük kampçı. Şu anda Levent'ten çıktım. 4 Levent'e doğru geliyorum. Tamam. Bir çift çorap al mutlaka yanına. Bir de kalın bir pijama, o kadar. Tamamdır abi. Üst üste giyindim zaten. Çok iyi. Hadi görüşürüz. Hadi tamam, bay bay. Bay. Yanlış mı geldim? Oğlum bunu geldikten sonra niye söylediniz? Rota yeniden oluşturuldu. Seni duymak istemiyorum artık. Oğuzhan'ı almak için Beylerbeyi'nden yola çıktım, gittim Maslak'a. Şöyle olduğunu düşünüyorum. Zamanında birisi bir dua etmiş. Konusu Oğuzhan. Demiş ki ya Oğuzhan sen bana uzak Allah'a yakın ol demiş. Duası da tutmuş. Oğuzhan öyle bir yerde oturuyor. Aha bak geliyor kendisi, bizim deli olan. İzleyelim ve arkasından konuşmaya devam edeceğiz. Neler anlatacağım. Abi. Haydi, let's go. Buraya gel! Ya tamam.
Otelde kalsak daha güzel değil mi? Herhalde. Ah, namahrem gitti, peçeyi açabiliriz. Moruk kaç katlı buralar? Buralar abi 40 da var, 20 de var. Benimki 14 katlı mesela. Oturdum ama o aşağıya doğru çok. Mesela eksi 14'e kadar da iniyor. 40, yani 3 metreyle çarpsan 100-120 metre. Çok, çok acımasız. Yani bu plazadan öyle bir yere gidiyoruz ki. Yani ikisinin mukayese edeceği planlar. Normalde gideceğimiz yer Karadeniz kıyısı. Polinezköy'ün içerisinden Cumhuriyet Köyü ve sırasıyla İshakli'ye gideceğiz. Ondan sonra Sırapınar üzerinden Karadeniz'e doğru döneceğiz. Sonra tekneyle Batum oradan. Oradan da bizi bekleyen bir aile var. Onlara teslim olup. Hazır mıyız? Zıplıyoruz. Hop. Arka tarafla yani ne olur ne olmaz diye hem bölümü çekiyoruz hem sen şimdi hiç kampa gelmedin, ne olur ne olmaz hesabı. Öyle bir teçhizat aldım ki 2,5 hafta dönmesek olur, öyle söyleyeyim sana. Senin bu kamp olayı mesela Sevda ne zaman başladı abi, ne zamandır devam ediyor? Abi yani bu zaten uzun bir süredir var ama altı epoksi üstünde spotları olan statik elektriğin dibine vurmuş stüdyolarda son 10 senem geçti. O esnada da böyle çok hasretleniyordum zaten bu işlere. 3-5 yıl önce inceden başladım. Sana gelirken bir anons yaptım kameralara. Dedim ki bugün hayatımın geriye kalan kısmının ilk günü diye bir klişe vardır ya. Ben o klişeyi çok seviyorum ve çok umutlu buluyorum yani. Dolayısıyla bugün en sevdiğim şeyi, en sevdiğim arkadaşlarımla ve en sevdiğim yerde kendi kanalımızda bunu yapıyor olmak bende bayağı hani böyle dün gece yatarken böyle yüzümde şapşık bir gülümseme yanağımda böyle bir kırmızılık vardı. Benim için çok önemli bir gün yani bu. Çok merak ediyorum yarın sabah kameraya ne diyeceksin? İlk cadı duygularımı görmek ister misin? Beni üst kata alırsanız gece şişeye içerim. Ah, konu yine döndü dolaştı ürik asit meselesine geldi. Aslında takdir ediyorum çünkü ince işçilik. İnce derken bir şey ima etmeye çalışmıyorum. Neticede şişenin ağzı belli. Hani ağzı bu kadar. Yani ben yapamam. Hadi abi. İşte gittiğimiz yer de böyle bir yer. İstanbul'a çok yakın ve cennetin hakikaten bir parçası. Doğanın iyileştirici bir tarafı var. Özellikle son bir yıldır yaşadığımız bu pandemi denen zıkkımdan sonra hakikaten muhteşem bir kaçış. Sizlere de tavsiye ediyorum. Mutlaka yapmalısınız. Her türlü ekonomiye göre kamp yapmak için olanak var. Kendinize bir iyilik yapın. O doğanın sesi, kuşların sesi. Efendime söyleyeyim suyun sesi. İnşallah tez zamanda öyle bir yerde görüşürüz, buluşuruz. Şimdi görmüş olduğunuz bir takım kamp ekipmanları var. Aslında çok detay var. İşte araç üstü çadır var, araç altı çadır, sırt çantasına koyabileceğin çadır. Kamp ve kampçılıkla ilgili eğer arzu ederseniz hakikaten aşağıya yazın. İstediğiniz kadar video çekebilirim size. İstediğiniz kadar malzeme gösterebilirim. Başımla beraber seve seve yaparım. Şimdilik hızlı geçiyoruz ama acayip bir eğlence. Bak tam
noktada Oğuzhan çadırı açarken yırtıyor. Ondan sonra da çaktırmadan bir arayı tutturmaya çalışıyor. Bir yandan da bana bakıyor. Ben bakıyor muyum, bakmıyor muyum diyor. Aha dedim bak. Daha ayağımızı sürdük. İlk dedim harekette böyle bir zarar bu kamp bitmez dedim. Ama içinden öyle bir kampçı çıktı ki Oğuzhan beni gerçekten mahcup etti. Şaka lan şaka. İzle izle öyle kampçı mı olur lan? Ugly girls back into me. Oh no, I don't care. Devam. Yani tabii atalarımdan miras bir şey. Yani. Oğuzhan Pürmüzcü oğulları. Sevgili İlker Aylık nedir bu? Haydi. Bunu birazdan... Her şey anlaşılıyordu. Yeni keşfeden Oğuzhan. Biraz. Bu patatesleri tencereye. Hemen abi. Çok güzel. Söndür fark ateşi. Fark ettim. Söndürün. Üstüne koymanın sebebi közlenmiş şeyleri falan filan mı yapacağız? Hızlı. Daha hızlı. Yukarıdan da ısı alsın. Ondan sonra... Surround pişme. Bu arada ben kamp için Oğuzhan'ı aradığımda Oğuzhan acık Yusuf Yusuf'tu. Evet evet. Şu anda çok mutluyum mesela. Ya bütün ailem çok şaşırdı. İlker abiyle kampa gidiyoruz dedim ya falan. Green Box'ta çekeceğiz zannettiler. Neler? Çünkü dağlık adamım ben. Yani bu kampla ya da doğayla alakalı değil. Çok seviyorum tabii ki doğayı ama herhangi bir yerde ben bir saatten fazla kalamadığım için sen de biliyorsun abi böyle bir panik atak durumu olduğu için ben de. Ama panik olmayacağız da atak olacağız. Ben! Haydi bizi çakallara karşı savunun. Kusura bakma İlker abi. Görüşürüz. Koduklarım. Benim babam böyle eğitti. Bak bakalım şey haşlanmış mı? Patates. Abi kaynıyor. Elimle beraber. Yandım elim. Hallederim ben. Tamam. Hiç önemli değil abi. Bu ilk yanışım değil. Kampta yemek yapmaya bayılıyorum. Bunun detaylarını ayrıca paylaşacağım ve hatta yemek programı yapacağım. Allah'ım bu kadar güzel ki. Bir 5-10 dakika muhakkak dinlenecek. Bunlar daha fazla pişmeyecek yani. Bu kadar. Ha? Etler bu kadar değil mi? Ya bence okey. Ama sen yok az piştiğinde ben şöyle olurum falan öyle davranır mı? Yok hiçbir şey olmam. Kampın en önemli sorusunu biraz sonra sorarız zaten. Gözünün gördüğü yere işiyoruz herhalde. Sana birazdan küçük bir hediyem var. Bunun içinde bir aparat var değil mi de bana abi? Rahat ol. Güzel. Şimdi biz servisimizi hazırlayalım ve birazdan sizlerle buluşalım. Kuku kuku kuku. Böyle müzik giriyor değil mi? Günaydın. Sanki doğada değil de... Çok böyle meşhur bir restoranda yiyormuşum gibi. Bak bak ne diyor. Sanki kampta değilim de bilmem ne restoranında yiyorum falan acayip övgüler yağdırıyor. Sadece yediği yemeği değil. Oradaki eğlenceyi, ortamı, her şeyi övdü ama pinç de arkamdan neler söyledi. Allah aşkına bak izle. Normalde bize mesai gibi gelen zorlandığımız şeyleri zenginler fantezi olarak yapıyor ya çıldırıyorum. Evet. Bu zenginlerden birini de tanıyorum. Doğru. Sevgili İlker Aylık buradan selamlar. Oğuzhan sana da selam. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Hani YouTube'da her şey açık ve delikanlı mertçe konuşuluyordu. Televizyon acık sahteydi ama burada öyle şeyler yoktu. Bak orada ne burada ne. Sana diyorum. Pinç. Efendim. Neyse. Çay demlendikçe muhabbetimiz de koyulaştı ve sizleri çekiştirdik. Merakımı gidermek için onlarca soru sordum. İlk sorum şöyleydi. Oğuzhan kim bu babalacılar? Yani siz. Ben babalı izleyicisini gerçekten çok takdir ediyorum. Çünkü birçok yanlıştan da onlar döndürdü beni. Bir gün çok üzerime gelindiğinde onlar benim moralimi düzelttiler. Bir gün hepsi toplanıp bana mesaj atmışlar. Bir gün fikir vermişler. Bir gün kafamızı açmışlar. Bir gün uyarmışlar. Bir gün alkışlamışlar. Hadi lan izleyelim de tüketelim bu adamı diyen izleyici şu anda bize abone değil. Chat'e diyordum ben.
Aha. Sonra dağıttım ben o çatıyı. Ama belki yeni bir şey sen bulursun. Çünkü artık bu kanalda ben neysem sen olsun. Ve seni de birçok insan burada merakla bekliyor abi. Doğal olarak belki senin bir hitap tarzın olur onlara. Yo, ben tabii ki herkesten biraz zaman istiyorum. Yani televizyonda yaklaşık 700-800 bölüm yaptım. Çok bambaşka iki teknik, bambaşka iki dünya. Sanki iki farklı kamera var. Sanki iki farklı işte program anlayışı var. Ya, arada hakikaten çok fark var. Evet. İki kozmos var. Ben ikisinde de kendimi görüyorum. Pervasif olarak Serdar Serhat ben. Hani dijitalde ne yapalım diye konuşurken biz bir vesileyle seninle Kıbrıs'ta karşılaştık. Evet. Biz Kıbrıs'ta bir ödül töreninde karşılaşıp düzenli olarak görüşmeye başladık. Oğuzhan tabii ki olağanüstü bir başarıyla Babala TV'yi şu anda bulunduğu nefis mevkiye getirdi. Ve bundan sonra daha da güçlenerek, daha da büyük bir ekiple, daha abi kardeş gitmek, Serdar'la gitmek, Serhat'la gitmek, sen ben. Buradan çok önemli bir enerji çıkacağını düşünüyorum. Kesinlikle. Tam da burada hani Babala TV izleyicisi var ya, daha yumuşak görünmekle beraber büyük bir sevgi ve büyük bir şey vaziyeti var ya. Büyük bir iletişim var. Sebebi ne biliyor musun abi? Ne? Bugüne kadar çünkü millete gerizekalı muamelesi yaptılar. Biz yapmadık. Yaptığım reklamı da açık açık söyledim. Şu anda reklam yapıyoruz, para kazanmamız lazım dedim. Yediğim boku da anlattım. Oğlum ben bir halt yedim de dedim. Yani onlar Babala TV aboneleri şey yemiyorlar. Şu tayfa var ya elinde şarap. Bence dünya falan filan. Bir boktan haberleri yok. 20 kişi sürekli konuşup dünyayı o 20 kişiden ibaret zanneden, entelektüel zehirlenmeye maruz kalmış, tamamen şov peşinde birçok insanın mesela Babala TV'ye karşıtlığı vardır. Babala TV izleyicisi işte o farkı anlayabilen zeki izleyicilerden oluşuyor. Beni mesela birine izlettiğin zaman bu ne canım küfürlü konuşuyor diyen adamla, oğlum adamın anlattığı şeyi anlamıyor musunuz gerizekalı diyen adam ayrılıyor ve ayrılan adam Babala TV'ye abone oluyor. Diğeri de gizli gizli izliyor. Ama zaten kimse aptal değil. Yani çok fırlama, yeri geldiğinde belden aşağı muhabbet yaparken birden seçim zamanı memleketin en önemli konularının ve esnasında o an için memleketin en önemli adamlarının da olduğu bir kanal aslında bir çokça kişiye hitap eden, birçok kişiyi memnun eden bir kanal. Kısmet olsa hep beraber bunu daha bir şey yapacağız, köpürteceğiz. Sizi konuştuk, biraz da bizi konuştuk. Çalışma biçimimiz, tarzımız, huyumuz, suyumuz. Bakalım neler konuşmuşuz. Burada tabii birbirimizi tanıdığımız noktalar var. Mesela size benim hayat tarzım, iş tarzım mesela çok yabancı. Evet. Neden? Çünkü ben kanlı takipli adamım. Bir kaos var benim kafamda. Her zaman gecikirim her yere. İşte video bir gün girecek derim, ertesi gün girer. İnsanlar artık benim izleyicim de yani bir kemik kitle vardı demiştim ya. Onlar zaten buna alıştılar. Ama mesela bunu size alıştırmam lazım. Sizin mesela bunu bir sorumsuzluk olarak görmek yerine bu herifin olayı bu şekilde ilerliyor kafasındaki işler demeniz Yo, lazım. Yok, sorumsuzluk olarak görmekten ziyade bunu anlamaya çalışmak var. Peki biz ilk konuşmaya başladığımızda nispeten biraz da belki beynini yedik. Dedik ki abi bak Pinch, bak bu hafta yayınlamıyor muyuz filan falan. Aşağıdaki yorumlarda da genellikle şey yazıyordu. Oha düzenli Pinch mi seyredeceğiz filan diye herkes şaşırdı. Pinch düzenli olarak girmiyor mu? Neden girmiyor? Girmeyecek mi? Anlat. Ya Pinch çok zor bir çok zor bir program. Çünkü Pinch aslında benim bir tarafım. Haydi Pinch çekelim deyip çekilebilecek bir format değil. Anılarla bezenmiş ama gündemi de takip eden konuklarıyla da olsun, anlattığı konularla da olsun gündem programı olduğu için Pinch'in yedeği yapılamıyor. YouTube'da mantık olarak o 2 saatlik videoyu 4'e bölüp 4 katı para kazanabiliyorsun. Ya da işte insanları o şekilde idare edebiliyorsun. Ama benim mesela o hafta anlattığım şeyi koymayıp başka bir haftaya eklediğim yoktur. Neden? Çünkü o an, o reaksiyon benim için çok önemli. Bu da aslında programdaki samimiyet. Kafamıza göre. Oğlum ben düzenli video yayınlayamayacak mıyım? Yayınlarsın. Sen yine yayınla ama aslında kafamıza göre burada kanalın başlığı olduğu için birçok takipçi de bu sebeple bizimle beraber. Ama tabii senin programların her hafta aynı saatte girecektir. Ama yanlış mı görüyorum? Yani o günde bir beklenti oluyor mu? Geliyor mu video, gelmiyor mu? Bugün günü falan diye de yazılıyor ya. Yani. Tabii. Böyle beklenti de var. Var. Muhakkak var. Ama zaptırapta altına almaya da gerek yok. Yani işte biz bugün buradayız. Bizim izleyicimiz de çünkü o gün orada olmayabiliyor. Onlar da kafasına göre. Pazartesi günü Pinch yayınlarız genelde. Ertesi gün izliyor. O gün izliyor falan. Onlar da kafasına göre hareket ediyor. Doğal olarak bizim bu karşılıklı kafamıza göre hareket etme durumu benim için en azından faydalı bir bahane. Konuşulanları duydunuz. Oğuzhan söyledi. Ben söyledim. Bence sıra sizde. Sizlerden de ricam konuyla ilgili fikirlerinizi aşağıda yorumlarda benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Beklentilerinizi merak ediyorum. Ne yapabilirim? Ne edebilirim? Kafamıza göre mi, düzenli mi, düzensiz mi? Karşılıklı bunları sizinle görüşmeyi çok arzuluyorum. Bütün bunları konuştuktan sonra biraz da gelecek konuştuk.
Çünkü niçin bir aradayız? Harika bir gelecek inşa etmek için bir aradayız. Bakalım gelecekle ilgili kafamızda neler varmış, neler konuşmuşuz. Belirli bir çizgiyle şimdiye kadar gelen bir Babala TV çizgisi var. Bunu bozmadan ama renklendirerek, coşturarak, ekran yüzlerini arttırmak, köpürtmek, başka komedyen arkadaşları da bu kanala almak, onlara da program yaptırmak, proje yaptırmak filan yeni projeler yapmak lazım diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Zaten şu anda tasarladığımız çok fazla format var. Bunların bir sıraya sokulması gerekiyor. Senin formatın giriyor abi. Gerçekler Acıdır diye bir program ve gerçekten altımıza sıça sıça güldük. Çok eğlenceli bir program abi. Zaten senin performansından hani bahsetmiyorum bile. Yani format çok iyi. Müthiş bir program geliyor. Müthiş mizahçılar, komedyenler geliyor. Şu anda ne zaman başlayacağını konuşuyoruz artık. Konu finale gelmiş durumda. Ben çok umutluyum sonraki adımımızdan. İnsanların da mesela burada ortak paydada buluşacağı birçok program olacaktır. Nasıl Show TV'de sabah kadın programını izlemeyip akşam gidip Çukur izliyorsa insanlar, burada da bizim programlarımız aynı şekilde davranacaklardır. Bir programın alıcısı başka olacaktır. Diğer programın alıcısı başka olacaktır. O yüzden günümüz trendi şu. Parayı ver, işi izle. Şimdi yeni sistemde para almadan iş vermek aptallık gibi görünüyor. Bu yeni kurallara mesela uymadan, kafa tutarak Türkiye'nin en iyi siyaset programlarını, Türkiye'nin en iyi talk show'unu, Türkiye'nin en iyi yarışma programlarını biz yapacağız. Bu da eminim ki zaten seyircinin gözündeki takdirimizi birçoğu anlamaz. Ama eminim ki anlayan da çok büyük bir çoğunluk vardır. Ama kafa tutmak lafını çok beğendim. Biz şu anda dua etmiyoruz. Daha Besmele'yi okuduk. Yani bir adım sonrasına gitmek var bizim planımızda. Evet. Ama bunu sohbet ederek, mutlu olarak, beraber bazı anları paylaşarak yapmak var. Yani bunu ne kadar, kaç trilyon verirlerse böyle bir şeyi değişir misin? Ben değişirim gerçi, düşündüm şu an. Döndü dolaştı, konu yine paraya geldi. Yine başladı Pinch'teki gibi zenginlik muhabbetine. Burada işin güzelliği şu, ben memişim midir artık yaparsın aşk, 500 mü abartmayayım, 328, 200'e 550 bölüm falan oldu. Ne kazanmışsınızdır be. Ha öf, ya çok kazandım, özendim, kendime bir araç üstü çadır aldım ve yırtıldı diye. Ben de onu fermuar zannedip bayağı Avustralya'dan gelmiş özel çadırı yırttım elime, aa açtım abi diye. Canın sağ olsun. Serdar'la Serhat bana bir tane daha alır dedi. Ben diyorum ya, bir züğürt ağalık da var bende. Ser'den gelen. Olsun, ben aç olayım da herkes şey olsun, durumu vardır. Hem fikiriz değil mi? Sonra da işte züğürt ağalığın yanına züğürt ağalar olarak da işte mahşerin 4 züğürt ağası. Abi bırak 500 bölüm ya, televizyon acayip bir şey. Oğlum bu arada züğürt ağalığı finans olarak değil, sembol olarak söyledim. Ha ben ne olur finans olarak söyledim. 3 senedir aynı montu giyiyorum. Ulan özendim, bir çadır aldım, ağzına tükürüldü çadırım. Evet ya, yırttım çadırı, yırttım ya. Çadırı yırttın ama kampta gecelemekten yırtamadın. Oğuzhan'ı davet ettiğim ilk andan beri Oğuzhan diyor ki, aman abi diyor, belirli bir saate kadar orada takılırız, ondan sonra da eve döneriz diyor. Ben de diyorum ki hayır, kampın kafası asıl o saatten sonra başlıyor. Bak, eğer Oğuzhan'a uyup eve dönmüş olsaydık asıl eğlenceyi kaçırmıştık. Asıl eğlence şimdi başlıyor. Kampın gece kafası. Ama İlker abi ilk aradığında da korkmuştum gerçekten. Oğuzhan seninle ıssıza gidip çadır kuralım mı dedi. Tabii o kampçılar arasında bir tabirmiş. Ben ne bileyim, ne oluyor lan dedim gece gece. Şeyde, o Maslak'ta o gökdelenlerin orada. Aldık, selamlaştık. Ondan sonra arabanın bu tarafına geldi. Ellerin cebine koydu, kaçıyor böyle. Arabaya binmeyecek. Kamp evet ya, benim için biraz sıkıntılı bir şey. Çok sıkılıyorum ben. Mesela bu ortam çok güzel. Çekimden evvelki ortam vardı ya, böyle bir yuvarlak evet. Kurduk. Mesela o müthiş. Ama o kadar o yani. Onun mesela devam ettirilmesinin bir anlamı yok mesela gibi düşünüyorum ben. Yani mesela sen kampı çok seviyorsun, doğayı çok seviyorsun. Ben de seviyorum tabii ama sıkılganlık var bende. Ben burada akşam yemeği yedim ya. Niye bir daha sabah kahvaltı yapayım? Sabah kahvaltıda evinde... Bu saatte eve dönmek saçma yani. Yani evine gidersin, sabah kahvaltıda mesela eşin vardır, dostun vardır, onları anlatırsın. Dün gece kampta çok güzeldi mesela. Oğlum o zaman evde akşam yemeği yiyorsun, bir daha evde niye kahvaltı ediyorsun ya? Aynı şekilde geldik, biraz daha zaman geçirelim, temiz hava alalım. Aynen, bir kere aynen. Açık havada uyumak çok eğlenceli bir şey. Efendime söyleyeyim, yine bu şarıl şarıl su sesiyle uyanacağız. Güzel bir kahvaltı yapıp dağılacağız. Kampın hiçbir derdi yok. Artık teçhizat almış başını gitmiş. Genellikle herkeste en büyük problem bu tuvalet meselesi. Nereye sıçacaklar? Dolayısıyla ben sana bir hediye aldım. Laf oraya gelmişken. Aa! Ya ben buna bayılırım ya. Müthiş. Aa baya portatif sıçıcı. Bu böyle. Portatif sıçıcı demek de asla aklıma gelmezdi. Ama buralara değmez mi? Bir çöp poşeti koyarsan değmez. Ha çöp poşeti koyacak mıyım? O zaman direkt buna oturmanın manası var mı? Doğaya gübre abi. Bak bir şey söyleyeyim mi? Yemin ediyorum seni ne sıçarım biliyor musun? Sıçtıkça da İlker abiyi hatırlar. Her seferinde rahmetlinin anısına diye bir sigara daha yakarım.
Şu... eve alacağım. Ben bundan net eve alırım ya. Peki mesela kapağı kaldırma nasıl oluyor? Niye buna işeyim ama, değil mi? Tabii. Ha işte bu vizyonla Babala TV'yi bugünlere kadar. Ulan, abi çok iyi ya. Buna benden başka göt değmedi değil mi İlker abi? Yok. İlk değen göt sensin Oğuzhan'cım. Canım benim. Ya çok teşekkür ederim. Hayatımda aldığım sanıyorum en anlamlı hediye. Hani Oğuzhan zaten sıçıp duruyor, bari buna sıçsın. Çok iyi. Şeyde, arabada da bir tane portatif VC kabini var. Onu da yapıyoruz. Böyle içine oturuyorsun. Dereye sıfır yaparsan açıyorsun. Dereye baka baka. Dere akay dere. Sen biraz önce bu su içilir diyen kimdi? İçilmez abi. İçilmez. Ama çok teşekkür ederim. Ama bunun altında kalmam, onu söyleyeyim. Bir dahaki kamera önü buluşmamızda benim de bir hediyem olur. Ya çok hayat kurtaran bir şey bu arada yani. Evet ama doğru. Gerçekten yani. Sıçsan sıçarsın yani, çok iyi. Yani bir şey, musluk tabii problem ama o da yurt dışına gittiğinde de öyle problem ve bir şekilde. Ben yurt dışına gittiğim zaman pet şişe dolduruyorum. O şekilde giriyorum tuvalete. Yani onu böyle ucunu deliyorsun. Taharet şişesi. Yok abi şu an sıçmayacağım ama sıçacak olursam haber veririm. Aslında... Bak dereye şu yükseklikte gireceksin. Bence bu arada şu an oturduğumuz koltuklar saçma. Yani bunu, bence buna bir sırtlık yaparız. Böyle konuşurken sen de mesela aşağıdan pat pat bırakıyorsun. Çok iyi bir video olmaz mı? Antik Roma'daki gibi böyle. Aynen böyle oturacaksın böyle. İlk kere Babala TV falan. Kardeş şu şişeyi uzatır mısın diye. İşte bunun mesela pompalısını yapacaksın böyle. Ayakla bastıkça aşağıdan böyle suyu vuracak. Yani bunu da bence geliştirip Ar-Ge'sini yapıp falan filan satalım. Bence çok iyi bir tasarım. Arkadaşlar şu şekilde göremediyseniz kameralara göstereyim. Şu şekilde sıçıyoruz. Peki mesela bu kullanılmadığı için rahatım. Neyse bunun kafam sığmaz mı? Ama gerçekten çok teşekkür ederim. Gerçek anlamda son derece ottan ve çoktan, hatta söylemek zorunda kalıyorum ki boktan bir muhabbet. Ortalığı kasıp kavururken birden gece ciddi bir soğuk bastı. İşi gücü bıraktık, ateşi harladık. Harladık babam, harladık. Sıcak geldikçe beyinler yandı. İlker abi bu format gerçekten müthiş. Tutar. Özellikle bu mevsimde yapman harika olmuş gerçekten. İşte bunu mesela katıl butonuna koymamız lazım. Çünkü? Çünkü ben mesela sağlığımı kaybettim şu anda. Yani sigortam bunu karşılayacak mı bilmiyorum. Ay. Oy, ateş. Hayır bunu zor yapıyorum ama. Ya ateş şu anda sesini duyuramıyor bize. Yani buraya kadar ateş var, buraya ısı gelmiyor. Ya şuraya gelirken soğur mu ya ateşin ısısı? Yanaşalım. Yanaşalım abi. Oha çok iyi oldu. Evet. Oo şu an. Ana. Oo hey. Baya öyle oynuyorlar falan. Ya ben şaka oynayacak diye korkuyorum buraya. Daha kötü sen onlarla oynayacaksın diye falan diyorum. Şaka diyorlar. Ya İlker abi siz şimdi pervasız olarak... Evet. Geldiniz, hoş geldiniz. Artık Babala TV hepimizin. Doğal olarak ben biliyorsun Babala TV'ye yıllardır emek harcıyorum, ter döküyorum. Efendim ne bileyim uykumdan feragat ediyorum. Strese giriyorum bazen. Bazen linç ediyorlar, moralim bozuluyor. Canım sıkılıyor, affedersin. Peki Galatasaray falan... Konuyu bambaşka bir... Ki Fenerbahçe'de biliyorsunuz İlker abi. Bunu mesela nasıl yapıyorsunuz? Ünlüsünüz. Nasıl takımınızı söyleyebilirsiniz ya? Mesela Galatasaraylılar seni sevmez diye korkmuyor musun? Yok. Hiçbir saygısızlığım yok ki. Evet mantıklı. Ya bir saygısızlığım hayır yok. Şu an stat önünde gibiyiz de o yüzden. Direkt yani hani bu moda kamp olayı bende gitti yani. Arkadan ışıkları da sönmüş. Şarjımız da bitiyor. İlker abi çıkabilecek miyiz buradan acaba sabaha kadar? İnşallah. Sen hangi takımısın? Abi ben Galatasaraylıyım ama kadroyu bile bilmiyorum. Ya bir de çünkü baba Galatasaraylı, anneannem Galatasaraylı, dedem Galatasaraylı, böyle babadan oğula bir Galatasaraylılık var. Biz 4 sene üst üste şampiyon olduk. Avrupa'nın en kralı olduk ya. Oradan sonra bir anda böyle bir futboldan hızlıca bir uzaklaştım. Boku çıktı yani. Ben uzaklaştım. Yani çok ilgilenmemeye başladım. Konular değişti. Güzel sanatlar öğrencisi oluyorsun falan oluyorsun. Konu başka bir yere gidiyor. Artık onları takip edecek bir arkadaş grubun da yok orada. Sonra benden gitti. Yani şu anda mesela Galatasaraylıyım dememin sebebi evet Galatasaraylıyım ama kadroyu bile bilmiyorum. Bunu da şey için söylemiyorum öyle. Bütün takımlar bizim canımızdır. Onun için demiyorum. Ama ne bileyim onu sormak istedim. Ben bayağı Fenerbahçeliyim ya. Peki ben mesela Babala TV'nin bağ bölümünü sarı kırmızı yapsam. Sen diğer bölümünü sarı lacivert yapabilirsin ama bağısı benim. Tabii diğer bağısı da benim. Yok. Bizim bak Serdar Galatasaraylı, Serhat Fenerbahçeli. Her sene kim şampiyon olursa şirkete o takımın bayrağını asma hakkına sahip. Geçen sene Serdar astı. Biz bayağıdır asamadık bayrağı. Hoşlandım mı? Hayır hoşlanmadım ama kendimi de terbiye etmem gerekiyordu. Sindirmek için o Galatasaray bayrağını astık. Çünkü pervasız.
Rast yapımın bir parçası Serdar. Şimdi Babala TV'de de ne yaptı? 2-2 oldu. Evet, 2 Fenerbahçe'de 2 Galatasaray var. Neyse. Ben ne diyordum ya? Bizi örselendik, bizi dövdüler. Duman geldi. Evet, evet. Peki siz pervasız olarak evet, farkınızı nasıl koyacaksınız? Yani insanlar izlediğinde o bak buna pervasızın eli değmiş demeleri için neler ya? Mesela Instagram sayfamız var. 330 bindi. 307 bine mi? 306 bine mi? 300 bine mi? Ne düştü? Neden? Çünkü sadece teaser paylaşıyoruz. O teaser'ı ben de paylaşıyorum. Yok, hep beraber. Şimdi pervasız yapma olarak değil, artık tek yürek, tek bilek, tek kanal. Maçtan kopamadım. İlker abi hala maç bölümünde kaldı. Aktif siyasetten kopamadım aslında. Sadece Instagram için özel format olacak. Instagram'dan da bizi takip edin de diyemiyorum Oğuzhan'ın yanında. Demiyoruz ya. Estağfurullah ya. Yok yok, demiyoruz ya hani. Ben demiyorum bir kere. Instagram için özel bir format yapacağız. Zaten bir de YouTube'da yapacağımız bir yarışma programı var. Bayağı büyük ödüller vereceğiz. O ödülleri de Instagram'dan duyuracağımız için Instagram zaten haliyle yükselecektir ama bir de sırf hediye kazanmak için değil, hakikaten eğlenmek için izlemek isteyenler olacaktır diye bunu söylüyoruz. Aslında Instagram için de o zaman formatlar geliyor ama ne zaman geliyor? Evet, evet. Yani Mart ayında başlamış olur. Bir de bunu daha öncesinden hep beraber konuşmuştuk fakat araya Covid Movid girdi. Tam şey ettiremedik. Bu Babala TV aracını memleketin her bir yerinde gezdirip Babala TV sevenleri Babala TV ekranına çıkarmış mı oluyoruz? Bu arada yemekte eti orta pişmiş yapmıştım ama görüyorum ki Oğuzhan'ı tam pişirmiş. Gerçekten. Doğal olarak İlker abi kurtuldu. Artık onunla devam edeceksiniz gibi. Of. Bakın mücadele veriyorum. Solunum cihazı falan bir şey yok bari. Kafalar zaten yanmıştı. En sonunda contaları da sıyırmış bulunduk. Bana televizyonda yaptığım programda hep soruyorlar. Kampa gittiğinizde erkek erkeğe ne yapıyorsunuz, ne konuşuyorsunuz diye. İşte buyurun izleyin. Kampta erkek erkeğe belirli bir saatten sonra konu döndü dolaştı geldi filin hortumuna. Tövbe yarabbim tövbe. Tabii Afrika'dan fil hediye getirmiş gibi böyle. Benziyor abi, belgeselde gördüm. Fil cinsel uzmanı hareket ettirebiliyor ya, ortasından kırıp filan. Ben de yapabiliyorum. Siz yapamıyor musunuz? Oğlum ya bizde çok ciddi bir problem var. Ha? Kıvrım. Ne demek ne işe yarıyor abi ya? Bir dakika, evet sen devam et abi şakaya. Ben şu an trafik polisiyim çünkü. Evet, sen gülme dur. Kayda girdin mi? Tamam, eyvah bir odun daha getirin. Neredeyse buna benziyor abi. Kısmen. Ortasından bir yerlerden kıvırabiliyor diyeyim ben size. Şunu arkadan anlatacağım size. Cebimden gözlük çıktı. Dumana karşı korur mu? Geldin vapurla hasretimde. Geldin yağmurla. Yangınım söner. Ağrıma gidiyor sensiz geçen günler. Alır beni götürür eski şarkılara. Sen de bilirsin can kuş, yaşamak güzel ve zor. Oğlum bak dinledikçe geliyor. İnformer. Aleki bom bom de ya. İlkan abi, İlkan abi. Ha, bak hemen geldi bende. İva iva yolu. İlandırlara. Yok. Demek ki bak meşe odun da kafa yapıyormuş dumanı. Arkadaşlar buradan hükümet yetkililerine sesleniyorum. Bu meşe odunu aile yapımızı bozuyor. Toplumu, kin, isyan, başka ne vardı ya? Oğuzhan. Neden tutuklanıyorduk? Oğuzhan kafa açıldı, tekrar alıyor dumanı, tekrar. Bir yudum çekip çekip geri gidiyorum. Tuvaletim nerede? Heh, tuvaletim geldi falan. Üstüne bari portatif BC yazmasalardı. Ben bunu şimdi elime alıp özgüvenle gezemem ki sokakta. Çok pardon, özür dilerim. Dur bir dakika dur. Kendine de mi aldın? Almış. Çocuklar biz gidiyoruz, bir şey diyor musunuz? Hadi bay bay. Görüşürüz. Gel gel. Hadi bakalım. Kırmızı başlıklı kız. Sıçalım mı? Oh be. Oh be. Vallahi billahi. Oh bal yedik. Bir patlama yaşadım. Aha. Bu patlamayla beraber ben bitti sandım. Ama Oğuzhan öyle bir soru sordu ki. Peki biz bu gece burada uyurken bizi... Oğlum bak burada aydın. Ben varken seni kimse burada...
Hem acayip acayip sorular soruyorsun, hem de Pinch'te sana hediye ettiğim uyku tulumu hakkında ileri geri konuşuyorsun. İzleyelim. Bak, 40 yaşında adamlar beni ormanın ortasında kundakladılar hop. İşte oğlum, zaten esinler diye kundaklıyoruz. Ama istemiyorsan kundaklamayız. Tercih senin. Ve hatta sizlerin sevgili seyirciler, Oğuzhan'ı kundakla diyorsanız beğen tuşuna basmayı, eğer kundaklama diyorsanız yorum yazmayı unutmayınız. Şöyle düşünün, Oğuzhan'ın götü şu anda elinizde. Oğuzhan, başka bir soru? O zaman bence gece deneyimlerimizi kamerayla çekecek miyiz yoksa sabah anlatacak mıyız? Orada anladım her şeyi. Oğuzhan'ın aman gece burada kalmayalım abi, eve gidelim, yok çadırda kalmayalım dediği dünyada fazla olan bizmişiz. Ona uygun olmayan bizle çadırda, bizle kampta olmakmış. Geç anladım, izleyelim. Bütün öğrenciler iki kişilik çadırlarda kalıyor. Kıza dedim ki benim dedim çadıra gel. Girdik çadırın içine biz. Falan oldu filan oldu, bir şeyler oldu. Yaktım sigarayı, zız, açtım fermuarı, çıktım. Oğuzhan çadırda yalnız kalamıyor. Aslında bütün mesele o, ne demiş büyüklerimiz? Çadır içinde çadır kurulmaz. Neyse, sözün özü, çok güzel bir kamp oldu. Çok eğlendik ve geldik en merak edilen bölüme. Yani kamp sabahı ve Oğuzhan. Oğuzhan Bey. Efendim. İlk çadır duygularınızı alalım. İlk çadır duygularımı görmek ister misin? Beni üst kata alırsanız gece şişe içerim. Ben size ne yaptım? Sana bir şekil yapacağım. Gel. Tut ki ileride çocuğum olursa kesinlikle böyle beslerim. Hiç hayatımda yapmadım böyle bir şey. Çirkin ateşte bir şey numara, çevirmek. Ve olay da çok güzelmiş. Çok güzel bir aparatmış. Aa, abi yanımıza şöyle kilo kilo sucuk alıp bütün gece böyle aslında tek tek kesinlikle yapmalıyız. Çok iyi gözükmüyor mu? Ya gerçekten şey, mesela şu anda çok tatminim bu duygudan. Üşüdün mü? O kapanması gereken bir kapı daha varmış. Evet. Şimdi zifiri karanlık olduğu için doğal olarak ben onu kapalı zannettim. Bir de fermuar tam şurada sıkıştı şeyin, uyku tulumunun. Aşağıda gitmiyor, yukarıda gitmiyor. Bir ara çişim geldi, ulan ben bundan nasıl çıkacağım diye. Kozasından kurtulmuş kelebek olsam uçardım, uçamadım da. Ama şuna değer mesela, ya şunun için burada kalırım. Gel çek çek. Çek bunu, gel baba. Gel şöyle abi, gel. Ama bak bu sucuk var ya, sinir abi gel. İşte doğanın böyle bir özelliği de var. Peki bu programın bundan sonraki konuklarına gelirken almaları gereken 3 şey konusunda bir şey söyle. Kabul etmeden önce beni aramalarını tavsiye ederim. Yok, bir kere gerçekten uyku tulumunuz sağlam olsun. Çadırın mesela vardır 2-3 tane daha kapısı vardır, onu şey yapmayın. Yani bir tane var deyip kapatıp keko gibi sabaha kadar donmayın. İşte o kapı da üstteki yırtılan brandaya bağlıyor. Yırtılınca işte kapı mapı. Evet, kendim yırttığım brandada üşüdüm. İkincisi, ben mesela jipin üstünde kaldım. Çok çişim geldi gece. İnemedim. Şişeye işeyip, şişeyi ayakkabı yerine koyup ayakkabıları da çöpe attım. Lan! Yani ne olursa olsun, şaka bir yana, uzun zamandır yapmak istediğim ama gözümün yemediği bir aktiviteydi. Bu kadar bilirkişinin içinde de böyle güzel bir akşam yaşamak, evimdeki bir akşamdan çok daha farklı, çok daha tecrübeler kazandığım bir akşam oldu doğal olarak. Çok mutluyum, çok teşekkür ederim tekrar. Ben abi. Teşekkür ediyorum. Hem sen hoş geldin, hem ben hoş geldim, hem herkes hoş geldi. Aynen, Pinch'te de bunun bir parti olur. Yani sadece burada izlediklerinizden ibaret değil burası. Seviyorum seni. Biz de sizi abiciyim. Oğuzhan Uğur'a çok teşekkür ediyorum. Serdar Fırat'a ve Serhat Sarı'ya çok teşekkür ediyorum. Tüm Babala ailesine, Pervasız Yapım ailesine çok teşekkür ediyorum. Hazırladığımız ikinci program Perşembe günü yine Babala TV'de karşınızda olacak. Projemizin adı Gerçekler Acıdır. Şimdiye kadar çiftler birbirleriyle yarışıyorlardı televizyonda. Şimdi Babala'da hücrenin içine girdik
ve eşleri birbiriyle yarıştırıyoruz. Perşembe sizleri bekliyoruz. Bir de efendim daha önce Pinch'te bunun duyurusunu yapmıştık. Birinci geleneksel Pinch mangal partisi. Çekilişi hala yapmadık ama kutuya attığınız kağıtlar, yani sizler hala burada sapasağlam duruyorsunuz. Pandemi denen zıkkımdan dolayı bugünlere kaldık ama havalar güzelleşiyor. Tez zamanda güzel bir havada beraber olacağız bu güzel ortamda. Rita Çiftlik'te çayır çimen muhteşem bir gün geçireceğiz. Hoş geldim, hoş gördüm. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Teşekkürler! Allah'ım! İlk bölüm. Nerede Oğuzhan'ımın çişi? Normalde bölüm bittiğinde hani ilk bölüm şampanya patlatılır. Ben de müsaadenizle ürik asit patlatıyorum.